Darazman bu arada milli takımımızın bir hata gerçekleşti. Kaleci çıktı Ali Rıza Beyran Barat. Tehlikeli pozisyonu uzaklaştırdı. Karşılaşma öncesi Lucescu şunu söylemişti. Gençlerle geride Çağlar'a büyük iş düşecek gibi gözüküyor. Şimdi milli takımımızın hata. O noktada toplam uçan futbolcu Cenk Tosun. Cenk Tosun, Cenk Tosun. Vuruyor ve topu ağır gönderiyor. Cenk Tosun İran defansının hatasını affetmedi. Topla buluştu. Topu bir sağa bir sola çekti, ardından sol ayağının içine. Mükemmel bir vuruşla topu İran ağlarına gönderdi. Bir kez daha topu ağlarına buluştu. Mehmet Topal'dan klas bir pas. Rakibini ters yatırdı. Mükemmel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Roz Bahçeyni'nin yapacağı hiçbir şey yoktu. İşte sol ayağının içi. Everton'da forma giyen Cenk Tosun. Golcüye yakışır bir klas hareket çalım ve golcüye yakışır bir vuruş. Kalecinin yapacağı hiçbir şey yok. Şimdi milli takımımız Yusuf Yazıcı, Cenk Tosun, Cenk Tosun, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı'ya, Yusuf Yazıcı, son anda kaleci, son anda kaleci, bu Yusuf ayağıyla topa dokunuyor. Gerçekten Cenk Tosun çok güzel verdi. Yusuf Yazıcı da aslında iyi vurdu diyebiliriz, ancak kaleci orada tecrübesini konuşturdu. İşte Lucescu'nun başarılı bir pozisyon dışarıdan ama top İran milli takımında kaldı. Şimdi tehlikeli pozisyon. Ali tehlikeli Rıza. Pozisyon Serkan. Aferin. Serkan Kırıntılı bir kez daha Ehsan Elzafi'nin pozisyonunda gole izin vermiyor. Toparlanması gerekiyor. Şimdi İran milli takımında atak. Sağ kanattan gelişiyor. Ceza sahası içine bir orta daha. O noktada topu uzaklaştırıyoruz. Adam adam ama markaj var. Kafa vuruşu gelirse tehlike. Serkan çift yumruk. İran takımı. Aman dikkat, aman dikkat. Sağ ağzı tehlike. Vurdu kalecimiz. Serkan Kırıntılı'dan mükemmel bir kurtarış. Ve başladı. Biz geriye yaslandık. Geriye yaslandık. Mükemmel bir kurtarış. Gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Çok sert vurdu Ali Rıza. Johan Bahçı. Şimdi o noktada hareket eden futbolcumuz. Vuruşu top. Yandan dışarıya gidiyor. Sol kanattan Hasan Ali Kaldırım. Hasan Ali Kaldırım mükemmel bir hareket. Hasan Ali Kaldırım ver şimdi pasını uygun yere. İşte o noktada Cengiz. Vurdu kaleci son anda. Kaleci son anda. Şut çekti sol ayağıyla. Aynı güzellikte İran milli takımının kalecisi Ali Rıza Beyran Bent mükemmel bir şekilde kurtardı. Futbolun güzelliğinin, estetiğinin, temposunun yaşandığı bir akşam. Kaleci Yusuf Yazıcı. Cenk pasını istedi. Cenk Tosun. Cenk Tosun. Cenk Tosun. İşte buydu. İşte buydu. İşte bu. Gol! Tecrübeli bir kaleci Ali Rıza Beyran Bent, ancak yapacak hiçbir şey yok. Topu öyle bir noktaya bıraktı ki işte onların dört numaraları Rozmen Çeşmi ne yaptın diyor ama yapacak ne var ki burada? Adeta mıknatıs gibi. Sanki topla bir mıknatıs var. Cenk'in ayağında mıknatıs var. Vuruyor ve kale direğiyle top özdeşleşiyor ve ağlara gidiyor. Yine pozisyonunu aldı. Biraz ceza sahası için kalabalıklaştı. Serdar topu sağına çekip vurabilir. Şimdi pasını bıraktı. Mehmet Topal o sol kanalı bırakıyor. O noktada hareketlendirdi. Cenk Tosun sağ ayağını alırsa tehlike. Vuruyor kaleci. Pozisyon buluyor gibi oldu ama çok da bulmadı. Şimdi işte uzaktan bir şut. Şu ceza yayı çizgisinde ve orta alanda zaman zaman çok şu şansı verdik değil mi? Şu şut bırakıyoruz. Lazım. Yani biz buradan tabii televizyonları başına izleyen insanlar sayısını da 14'e çıkarmış oldu. Umut ediyoruz gol yemeyiz. Ve bir, gol yemememiz lazım. Bir kafa vuruşu, kafa vuruşu, kafa vuruşu, kafa vuruşu, kafa vuruşu. Devam bakalım verecek mi maçın hakemi? Nerede? O noktada. Nerede? Hayır çözmüş de değiliz. El mi çıkarttın diyor. Kırmızı kart. Hem kırmızı hem de şey verdi. Kırmızı kart. Verdi. Maalesef kırmızı kart görüyor Ömer Bayram. Ne acıdı ki yani. Orada. Evet şimdi burada bir kafa vuruşu var. Vuruyorlar. Evet. Ama orada bir kaleci pozisyonu da vazifesi ama arkasında zaten kendine. Serkan var yani. Senin ama orada gol çalmanın alemi şimdi yok. Şimdi pozisyona bir daha bakarsak Serkan'ı top geçiyor gibi gözüküyor. Bu pozisyonda Hasan abi bakarsan yani bir refleks. Aşkan topun gerisindeki futbolcu İran takımında. İşte Serkan Kırıntılı bu kaleciler için aslında bir nasıl söyleyeyim imtihan. Erzurumspor kalecisi şampiyonluk getirmişti. Serkan vurdu topu ağlara gitti. Şimdi durum 2-1 oldu. Ne anlamı oldu o kırmızı kartın? İranlı taraftarların deri mücadelelerden dolayı gerçekten milli futbol takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Kesinlikle. İran kesinlikle. Milli futbol takımını ülkemize gelerek 44 yıl sonra yine aynı gol yemeyelim. Neyse ki dağlara taşlar. Evet.